Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Ankara Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden gerçekleştirdiğimiz Halk Arenası canlı yayınının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Reklam arasında şöyle bir sosyal medyaya baktım. Çok büyük bir ilgiyle izleniyoruz. Ancak sizi yanıtmaya çalışan bazı mesajlar da bu arada yer alıyor sosyal medya sitelerinde veya Twitter'da. Örneğin şimdiye kadar size sırtını dönenler, yağcılık ve yalakalık yarışında sürekli olarak önde gidenler, şimdi kalkmışlar halk soruyor diye bir takım başlıklar açmışlar ve böylece sizi yanıltmaya, kandırmaya devam ediyorlar. Çünkü sizin gerçekten sorduğunuz soruların hiçbir tanesine bunlar cevap veremezler. Ondan emin olun. Şimdi bu bölümde çok önemli konulara değineceğiz. Örneğin bir süre önce Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani Türkiye'ye geldi ve Ankara'da, Cumhuriyet'in kalbi başkent Ankara'da Barzani'nin bayrağı göndere çekildi. Bu aslında bağımsız devletlere özgü bir durumdur. Göndere bayrak çekildiği anda ona devlet muamelesi yapmış olursunuz. Halbuki bugün Kuzey Irak'ta böyle bir durum söz konusu değil. Ancak daha sonra Barzani'nin partisinin evet kampanyasını desteklediği yolunda bir açıklama yapıldı ve sonrasında da Barzani bayrağı, yani Ankara'da göndere çekilen bayrak bu kez Kerkük'te çekildi ve oradaki Türkmen yurttaşlarımıza çok ağır baskılar söz konusu. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Irak'taki Türkmen soydaşlarımıza yönelik ciddi bir politikasının olmadığını biz ta 2012'de, 24 Aralık 2012 yılında bilge diplomat ve tüm öngörüleri doğru çıkan Sayın Şükrü Elekdağ'la yaptığımız röportajda dile getirmiştik. Ve demiştik ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın işgali için 1 Mart tezkeresi olarak ünlenen o belgeyi bazı yurtsever AKP'li milletvekillerinin de desteği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ın çıkışıyla meclisten geçirememişlerdi ve böylece 75 bin kişilik Amerikan askerinin, ki bunların 45 bin kadarı Türkiye'de konuşlanacaktı, Diyarbakır merkez üs olacaktı, Irak'a geçmeleri, bizim topraklarımızdan Irak'a geçmeleri ve Irak'ı bölme operasyonunun başlaması engellenmişti. Daha sonra bunun intikam operasyonunda aynı Amerika, Barzani'ye destek çıkarak Kuzey Irak petrollerinin üzerine de yerleşmek amacıyla Kerkük'te ihtilaflı bölgeler olarak anılan, başta Musul ve Kerkük olmak üzere Kuzey Irak'taki Tel Afar de buna dahildir. Türkmen nüfusu önemli bir yüzdeyi kapsarken göç hareketi başlattı ve buranın demografik yapısını etkileyebilmek, değiştirebilmek için nüfus kayıtlarıyla bile, kütükleriyle bile oynandı. Ve böylece oradaki Türkmen ağırlığı, Türkmen etkisi ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi Barzani bir referandumdan söz ediyor. Ve bu bayrak orada dalgalanıyor. Hatta Türkmenlerin Türkçe konuşmaları bile engelleniyor. Buna karşılık aslında yeri göğü inletmesi gereken Sayın Devlet Bahçeli, yani pek de fazla sesi çıkmayan bir üslupla bir şeyler söylemeye çalıştı ama bu ortaklığı bozar endişesiyle olsa gerek, o eskiden kükreyen Sayın Devlet Bahçeli'den bu konuda biz bir eser göremedik.
Acaba sayın konuklarımız bu konuya nasıl bakıyorlar? Öncelikle bir küçük bir şeyi söyleyeyim. Demin Hüsnü abi dedi ki biz 2 gün üst üste evimizde yemek yemiyoruz. Samimiyette bir şey söyleyeyim. Biz 2,5 aydır sahalardayız ve hep peynir ekmek yiyoruz. Ya tost diyoruz, kalabalıkta yemek şansınız olmuyor. Yok yok, şunu söyleyeceğim. Dün Ankara'ya evime geldim. Hanım pırasa yapmış. Ben sabah kahvaltısında da pırasa yiyorum ki bir daha sebze yeme şansım olmaz. Önümüzde bir 15 gün daha var yani. Bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. İkinci meseleye gelince arkadaşlar, Musul Kerkük bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisindedir. Bizim vazgeçilmez illerimizdendi. Ne yazık ki Cumhuriyet kuruluşu sırasında İngiliz ajanlarının kışkırtmasıyla çıkarılan Şeyh Said isyanı ve o sırada Cumhuriyeti zayıf düşürmek için gösterilen büyük çabalar, Cemiyet-i Akvam süreci sonucunda Musul Kerkük misak-ı milli sınırlarımız dışında kaldı. Ama biz hiçbir zaman şöyle bir şey demedik. Hiçbir ülkenin toprağını kendi toprağımızda göstermedik. Düşmanca bir tavır içerisine girmedik. Geçen hava durumu izliyorum. Barzani'nin kanalında bizim Sivas'tan doğusunun tamamı Kürdistan toprağı olarak gösteriliyor. Ve bu Barzani Türkiye'ye çağrıldı. Bayrakları asıldı. Ve bunu gösteren işte şu harita son derece onur kırıcı. Bunu yapan Barzani AKP yönetimi tarafından el üstünde tutuluyor. Sanmasınlar ki Barzani'nin kişisel kıymeti veya başka bir şeydendir. Arkadaşlar, bunun temel sebebi Kürt petrolleri meselesi ve bu Kürt petrollerinden araklama çabasıdır. Biliyorsunuz bir şirket kuruldu. Bu şirket Berat Albayrak'ın eski yöneticisi olduğu Çalık şirketin yöneticileri üzerinden bir shell şirket diyorlar. Naylon şirket. Bir Virgin Adaları şirketi kuruldu. Ve bu Kürt petrollerinin İsrail üzerinden pazarlanması meselesinde korkunç karanlık ilişkiler var. Bunu niye anlatıyorum? Bakın, bu Musul ve Kerkük meselesinde şimdiye kadar Türkiye'nin ilkeli bir tavrı vardı. Bu ilkeli tavrı hem oradaki Kürt yurttaşları hem de Türkmen yurttaşları koruyacak, adaleti sağlayacak, dengeyi bozmayacak bir tavırdı. Ama ne zaman ki bu, biliyorsunuz 1 Mart 2003'te o tarihi hatadan döndürdü Cumhuriyet Halk Partili ve Namuslu Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri. Ondan sonra başlayan Irak sürecinde Musul ve Kerkük'te bir etnik temizlik, bir etnik ayrıştırma, tapuların yıkılması, nüfus dairelerinin kayıtlarının silinmesi gibi işlemler başladı. Ve biz milli politik olarak her zaman şunu söyledik. Biz komşu devletlerimizin toprak bütünlüğüne saygılıyız dedik. Bu bizim Cumhuriyet tarihi boyunca dış politika çizgimizdi. Ne zaman ki bu adamlar geldi Türkiye'yi yönetmeye başladı, dış politik çizgimizde korkunç kırılmalar yaşandı. Ve bizde yaşanan bu korkunç kırılmalar, bu dengesizlikler, bu ilkesizlikler, bu kalitesizlikler, bilgisizlikler ve cehalet sonucunda bizim örnek olduğumuz, bizim yüzyıllarca süredir böyle bir kalkan gibi korumaya çalıştığımız mazlum milletleri helak ettik. Arkadaşlar, Irak'ta olan işlenen suçlar, Irak'ta tecavüz edilip bu emperyal askerler tarafından hamile bırakıldıktan sonra intihar eden 20 bin kadın, öldürülen 1,5 milyon insan, o uzaklardan atılan füzelerle o mazlum insanların ne yazık ki kanı, bu anlamda ben BOP eş başkanıyım diyen adamların da elindedir. Bu bizim tarihimiz adına en hüzün verici tablolardan biridir. Ve şu an itibariyle bizim dış politikamız, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yöneten küçük bir güruhun, asla seçmenine bir şey demiyorum, ama onların da bu gerçekleri görmesi gerekiyor ki onların yolsuzluk ağlarına ve kişisel çıkarlarına kurban edilmiştir. Şu gün bizim dış politikamız ne yazık ki bu petrol şirketlerinin, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yöneten, bunu üzülerek söylüyorum, hele böyle bir referandum döneminde söylemek istemem, ama Berat Albayrak'ın eski şirketinin çalışanları tarafından kurulan Power Trans şirketine kurban edilmiştir. Şu gün Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerde ne Fethullah Gülen meselesi konuşulmaktadır ağırlıklı olarak, ne Suriye meselesi, ne Elbap'taki bizim yavrularımız, can veren 67 şehidimizin amaçladığı şeyler. Şu gün konuşulan mesele Reza Zarraf davasıdır arkadaşlar.
O Reza Zarraf davasından bir taviz alınmaya çalışılmaktadır. O dava bir diplomatik ilişkiye döndürülüp, Türkiye Cumhuriyeti'nin âli çıkarları da feda edilerek o davadan sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır. Ve emperyal devletler bizim bu durumumuzun farkındalar. Bakın Dışişleri Bakanı buraya geliyor, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı buraya geliyor. Bizim orada konuştuğumuz temel mesele Reza Zarraf meselesi. Bugün Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı da tutuklandı. Bu bizim adımıza utanç verici durum. Hüzün verici bir durum. Çünkü biz millet olarak bizi 17-25 Aralık'ta soyanlara kendi mahkemelerimizde hesap soramadık. Oysa ki Mustafa Kemal'in dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin demişti. Biz de diyoruz ki bizi Türk yargıçlarına emanet ediniz. Bizi başka devletlerden adalet bekler bir hale getirmeyiniz. Asla da beklemeyeceğiz. Asla da beklemeyeceğiz. Halk Bankası gibi bir cumhuriyet kuruluşunun, esnafın, sanatkarın, bankasının düşürüldüğü hal bizim için ızdırap vericidir. Bugün Musul ve Kerkük'te düşürüldüğümüz durum ızdırap vericidir. Biz o Türkmen kardeşlerimizi her zaman öne attık. Şu dönemde pazarlık konusu ettiler. Ne zaman da başları sıkışsa bir taraftan IŞİD, diğer taraftan Irak yönetimi hep yalnız bırakıldılar. Ve tarihsel olarak hamileri, koruyucuları, kardeşleri, kardeşler olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an oradaki Türkmenlere sahip çıkamıyor. Niye? Çünkü dış politikada zerre itibarınız kalmadı. Niye? Siz referandumda 3 kuruşluk evet çıkarı uğruna bu ülkeyi dışarıda rezil ettiniz. Allah aşkına, Allah Muhammed aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bütün halkıma sesleniyorum, hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Bu ülkede referandum olmasaydı Hollanda'da o görüntüler yaşanır mıydı? Almanya'da o görüntüler yaşanır mıydı? Ve utanmadan çıkıp diyorsunuz ki Hollanda ile Almanya hayır diyor diyorsunuz. Be hey utanmazlar. Hollanda ve Almanya'nın bu yaptıklarından sonra bir sürü konuyu bilmeyen insan ben bu yüzden evet diyorum demedi mi? Dedi değil mi? O zaman Hollanda ile Almanya hayıra çalışmıyor. Hollanda ile Almanya'yı evete çalıştırmak için bu ülkenin âli çıkarlarını sokaklara atıyorsunuz. Orada 6 milyon diasporamız var. Bizim yurttaşımız. Çift vatandaşlık hakkı almışlar. İki ülkede oy kullanıyorlar. Çıkıp cahilce şunu söylersen, orada 7 çocuk yapın da işte 30 sene sonra Alman toplumunu ele geçirin dersen oradaki insanları tehdit edersin. Risk altına sokarsın. Akıllı bir devlet adamı aklından geçirse dahi böyle konuşmaz. Akıllı bir devlet adamı zaten bu soruyu sormaz. Bu soruyu sorduktan sonra da o Avrupa ülkelerinde bütün bu milletin yüzyıllarca biriktirdiği, biz büyük bir ulusuz, biz büyük bir halkız. Ama şu düşürüldüğümüz haline bakın ya, Orta Doğu'nun üçüncü sınıf bir otoriter, totaliter devleti gibi anılmaya başladık. Eskiden yurt dışına, ben yurt dışına Amerika'ya çıktığımda, sen Türk müsün derlerdi. Evet ben Türk'üm. Yani Osmanlı'dan ve Atatürk'ten gelen ülkenin şeyi misin derlerdi. Ben gurur duyardım. Şimdi gittiğimde, bir despot ülkenin, bir demokratik olmayan ülkenin kötü anılan bir haline geldik. Buna müsaade edemezler. Bakın şimdi Dışişleri Bakanı çıkıyor. Üçüncü sınıf polemiklerle bize saldırıyor. Bakın arkadaşlar, bu Dışişleri Bakanı yurt dışında hepimizi temsil ediyor. Şimdi çıksak aynı ağırlıkla cevap versek o Dışişleri Bakanı kolu kanadı kırık yurt dışına gidecek. Oysa ki Cumhuriyet tarihine bakın. Dışişlerine bakanlarına bakın. Dışişleri bakanları bu şekilde iç ilişkilere girmezler ve nezaket gereği de o dışişleri bakanlarına çok ağır eleştiriler yürütülmez. Şimdi Dışişleri Bakanı'na bakıyoruz. Geçen bir karikatür gördüm. Tayyip Erdoğan soyuruyor. Mevlüt diyor, Japonya ile aramız iyi mi? İyi Cumhurbaşkanım, bozayım mı diyor. Şimdi ya bu, bakın bu. Şimdi bu espri dışişlerinin düştüğü durumu gösteriyor. Dışişlerinin yurtsever, yetişmiş, birikimli bir sürü bürokratına monşerler dediler. Aşağıladılar, onları attılar, sınav sorularını çalarak FETÖ'cüleri soktular. Ondan sonra hepsi yurt dışına kaçtı. Onlar da gittikten sonra şu an elde bürokrat kalmamış durumda. Devletin hafızasını oluşturacak, bunları uyaracak bürokrat kalmamış durumda. Normalde ben devlet bürokrasisinden gelen biriyim, devlet memuruyum. Arkadaşlar şöyle olurdu devlet işlerinde. Bir bakan gelir,
Talimat verir biz yaparız. Çok kısa küçücük bir şey hatıramı anlatayım. Ben hazinedeyim. Daha yeni başlamışız. Kurulumuza bir yazılı soru geldi. Kitler arpalık mıdır diye. Bir muhalefet milletvekili. Sene 94 veya 95. Ben de o gençlikle gittim. Dedim ki ya üstad böyle sorum olur. Bu nasıl bir şey? Buna böyle cevap verelim. Bir dakika dedi. Başkan. Bunu soran bir milletvekili ve bu milletvekili millete saygı olarak kitlerin arpalık olmadığını mevzuatıyla ve projelerimizle anlatacaksın. Bizi böyle yetiştirdiler. Şimdi ben bakıyorum devletin düşürüldüğü hale, bir bakan sizden bir şey ister, siz o emri hukuk içinde yerine getirirsiniz. Ama bir bakan sizden ihale yolsuzluğu isterse, bir bakan sizden suç işlemenizi isterse, bir bakan muhtarlara baskı yapmanızı isterse, adam gibi namuslu bir bürokrat onun karşısında durur. Sayın Bakanım, bu hukuka aykırı bir emirdir, ben bunu uygulayamam der. Şimdi bu uygulayamamak devletin hukuk içinde kalması ve siyasilerin onlara verdikleri suç niteliği ithaleti taşıyan talimatları uygulamamasıdır. Bunlar buna vesayet diyor. Bunlar bu namuslu insanların hukuk içinde kalma çabasına hızlı yöneteceğiz deyip bütün o devletin belini kırma çabasına. Göreceksiniz bütün devlet memurlarına, kamu çalışanlarına sesleniyorum. Hayır çıkacak, içiniz rahat olsun. Ama Allah göstermesin. Eğer evet çıkarsa devlet bürokratlarının bütün kamu güvencileri elinden alınıp sözleşmesiz ve sözleşmeli yapılıp güvencesiz bırakılacaklar. Sebebi de şu, o başkanlık tasarladıkları başkanlık rejiminde hiç kimsenin hiçbir hakkı olduğunu istemiyorlar. Onun için kamu çalışanlarını buradan uyarıyorum, kamu işçilerini uyarıyorum, devlet memurlarını uyarıyorum. Bütün çalışma güvenceniz bu anayasayla birlikte elinizden alınabilir. Ve bu anayasa bizi dış politikada Recep Tayyip Erdoğan ve onun etrafındaki rant çetesinin kurbanı haline getirebilir. Bakın Elbap'a gittik. Elbap'ta 67 tane askerimiz şehit oldu. 67 genç, 67 ana evladı, baba evladı, bir kız çocuğunun babası gitti. Ne oldu Elbap'ta? Elbap operasyonu bitti deniliyor. Ne olacak bundan sonra? Düşünün orada iki askerimiz yandı ya. İki askerimiz yandı, böyle yüreğimiz cayır cayır yandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bizim göz bebeğimiz, ordumuz, başımız belaya girdiğinde bizim uğrumuza şehit olacak subayların, as subayların, uzman çavuşların olduğu kurum yüzüstü düştü arkadaşlar. Ordumuz dağıtıldı, tersanelerimize girildi, donanmamız dağıtıldı. Ordunun şurada bir tane hastanesi vardı, o hastaneyi bile ellerinden aldılar. Bugün bütün tankları şehir dışına çıkarmışlar, çamur içinde bekletiyorlar. Ve unutmayın, o gece o darbeci, kendi yerleştirdiğiniz darbeci generallerin talimatıyla oraya gönderilen 17-18 yaşında harbiyeli çocuklar katledildiler o köprüde. Katillerini hala bilmiyoruz. Ne olursa olsun o çocukların bir suçu yoktu. Onu göndereni de siz soktunuz bu orduya. Ergenekon'da, Balyoz'da, İşte Oda TV davalarında bütün o ordunun belini kırdıktan sonra yerleştirdiğiniz adamlar, kendin çık o köprüye, o 17 yaşında çocuğu niye gönderiyorsun? Ve o gün görüntüyü izledim, telle kesiliyor. Telle kesiyorlar, Mehmetçiği telle kesiyorlar. Yazıktır, günahtır, Türk Silahlı Kuvvetlerini bu hale düşürürseniz, yarın öbür gün vatanınıza göz dikerler ve Musul'dan başlarlar, Kerkük'ten başlarlar. Ondan sonra Diyarbakır'a göz dikerler. Ve yapmak istedikleri şu, Türk de Kürt'ü karşı karşıya getirmek istiyorlar. Emperyalistlerden ne Türkiye ne Kürt'e fayda olmaz. Biz sorunumuzu kendi içimizde kardeşçe, dostça, eşitçe, özgürce çözemezsek bunlar getirirler. Bunlar yeni bir İsrail devletini kurdurmaya çalışırlar. Ve orada bir Kürdistan kurduklarını görüyoruz. Bir Kürdistan hayali peşinden gittiklerini görüyoruz. Ama şunu unutmayın. Orada yeni bir İsrail devleti kurmaya çalışıyorlar. Ve oradaki yukarıdaki Perslerle, Araplarla ve üstündeki Türklerle bunları kavga ettirecekler ve bir kaos ortamı içerisinde o büyük tehlike dedikleri Ümmet-i Muhammed'i birbirine kırdıracaklar ve onlara silah satarak petrollerini alacaklar. Bu kadar alçakça, namussuz ve kirli bir oyun varsa, bunun da işbirlikçilerini görüyorsak, geçmişte ne yapamış olursa olsun, bu kadar basit bir denklemin içindeyseniz, İlk bu anayasaya hayır diyerek ondan sonra da bu adaletsizliklere sadece kendi milletimize değil aynı zamanda bu milletle birlikte o büyük ümmetin parçası olan o komşu halklara, o mazlum halklara da bunun yapılmamasını sağlamak zorundayız. Gerçekten bu niteliksiz, bu çapsız,
bu güvenilmez, en eski, en kadim dostlarını bile sırtından bıçaklayan bu ekibe, bu anayasayla dur demeliyiz. Bu berbat tablodan anayasal sınırlara Cumhurbaşkanı'nda, Bakanlar Kurulu'nda çekerek önce frenlemeliyiz ve uyarmalıyız. Bu ülkenin geleceği sizin düşündüğünüz kadar basit değil. Bu ülkeyi içeride ve dışarıda büyük savaşların, büyük kaosların, büyük iç çatışmaların içine atmayın. Aklınıza başınıza alın. Bundan sonra anayasa sınırları içerisine çekmek yolsuzlukların bitmesi demektir. Sayıştay'ın çalışması, bu bizim hakimlerimiz var ya, bizim savcılarımız. Bir cesaret kazanacaklar. Ya bir dakika, millet bu işe dur dedi. Demek ki bu kadar güçlü değiller. Ben bu kararlarımı artık hukuk içinde vereyim. Korkmama gerek yok. Millet arkamda diyecekler. Bu ülkenin bürokratları böyle düşünecekler. Bu ülkenin askerleri, sadece Mustafa Kemal'in askeridir. Çünkü Mustafa Kemal bu ülkeyi kurmuş adamdır. Bu cumhuriyeti kurmuş adamdır. Bu ülkenin askerleri devletimizin askerleridir. Hükümete devletimiz emanettir. Devleti mülk olarak vermedik biz onlara. Bunu hatırlatmamız gerekiyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün teşkilatlarına şunu söylüyorum. Bir davanız vardı. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar dediniz. Kurucularınızla geldiniz. Belirli hayalleriniz vardı. Şu geldiğimiz noktaya bir bakınız. Hepinizi sıfırlıyorlar. Hepiniz yok kabul ediyorsunuz. Ben Kars'a gittiğimde bitiriyorum. Uzatmış olabilirim ama Kars'a gittiğimde şunu söyledim. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili ve hemşeriniz olarak Kars'ın köylerindeyim. Buraya geldikten sonra emin olun Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri ve bakanı benim gezdiğim yerlere gelecek. Çünkü ben geldiğim için. Ben sizin gönlünüzü almaya geldim. Ben sizin yüreğinizi kazanmaya geldim. Çünkü sizin oyunuz çok kıymetli. Ama ben geldiğim için rakiplerim de gelecek. 16 Nisan sizin son sandığa gittiğiniz tarih olabilir. Bakın 16 Nisan'dan öncesinde bile büyük bir haksızlık var. Şu an bizim devlet eliyle çalınan %25 oyumuz var. Çünkü bu insanların vicdanını serbest bıraksanız, bu insanları ürkütmeseniz, tehdit etmeseniz, sopa gibi devlet şeyini sırtlarına vurmasanız %25 ne alacaksak fazlasını alacağız. Ve bu sözlü seçimden sonra eğer dedikleri bu zulüm sistemi gelirse, eğer dedikleri bu antidemokratik, bu faşist anayasa geçerse artık muhalefetin sesinin çıkması mümkün değil. Muhalefet partisi olmayınca iktidar partisi de olmayacak. İl başkanının falan bir önemi kalmayacak. Saraydaki danışmanlara gidecek herkes. Ve sizin o büyük dava dediniz, o AK Parti davası diye anıyorsunuz. Bu da bitecek. Aklınıza başınıza alın. Bakın biz serbest olarak yarıştık, bu millet sizi iktidara getirdi. Bu millet bir sürü olan şeye rağmen sizi iktidarda tuttu. Ama siz bu milletten iradesini, çoluğunun çocuğunun geleceğini istememelisiniz. Peki, çok teşekkür ederim. Bu haksızlıktır. Son sözüm şu. Büyük lider yasayla olunmaz, anayasayla olunmaz, zorlamayla olunmaz. Büyük lider rızayla olur, sevgiyle olur. Bu sevgiyi sopaya çevirirseniz unutmayın ki sizden sonraki dava arkadaşlarınız da bu hicapla, bu utançla, bu küçük düşmüşlükle yaşar. Sakın Kenan Evren'in anayasası tarzı bir anayasanın bu ülkeden geçmesine müsaade etmeyin. Size samimiyetle söylüyorum, geçmeyecek adım gibi eminim. Ama geçerse de 3 sene sonra bu ülke tekrar parlamenter sisteme dönecek. Ama o ülkede ne merkezi hükümeti ne üniter devleti bir daha kabul ettirmek mümkün olmayabilir. Bitiriyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Hüsnü Bozkurt, bugün ben bir kez daha baktım. Dünya ülkelerinde dünya markasına sahip olanların sıralamasına. Ne yazık ki Türkiye'nin tek bir dünya markası yok. Oysa bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük zenginliği, en büyük gücü, caydırıcı özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi bir zamanlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kara kuvvetleri komutanı Suriye'ye sınırdan seslendiğinde diktatör Hafız Esad, Abdullah Öcalan'ı apar topar paketleyip Suriye'den dışarıya çıkartmak zorunda kalmıştı. Şimdi 1 Mart tezkeresini geçiremediler. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla yurtsever subaylarını, Atatürkçü subaylarını, çok değerli pırıltılı kurmaylarını tasfiye ederek çok büyük zafiyete uğrattılar. Ardından bu 15 Temmuz
FETÖ hainlerinin darbe girişimi geldi ve eğer orada yurtsever subaylar duruma müdahale etmemiş olsalardı, bugün belki bu güzel vatanımız, cennet yurdumuz işgal edilmiş olacaktı. Şimdi bugün ben Barzani'nin Kerkük'e çektiği bayrağı bütün bunlardan bağımsız görmüyorum. Küresel proje adım adım ilerliyor ve bu anayasayı da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Bu dayatmaları ve bir tek adama yaptırılmak istenenleri lütfen sizin ağzınızdan dinleyelim. Teşekkür ederim Sayın Dündar. Şimdi devletler yönetimleriyle büyük devlet. 30'lu yıllarda İsmet İnönü başbakan, Rusya seyahati dönüşü Bulgaristan elçiliğimizde mahsur kalıyor. Bulgar çeteciler İnönü'yü öldürmek için elçiliğimizi sarıyorlar. Tıpkı IŞİD çetecilerinin Musul konsolosluğumuzu sardığı gibi. Aynı. Bulgaristan'a bir ihtar çekiliyor ama Bulgar hükümeti umursamıyor. Ankara'da işte devlet ricali çözümler ararken işin içinden çıkamıyorlar. Çankaya'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e gidiyorlar. Diyorlar ki, ne yapacağız? Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Bulgaristan'a nota verelim ya da ekonomik ambargo uygulayalım. Mustafa Kemal gülüyor, kalkıyor, telefonu kaldırıyor. Ertesi sabah Yavuz zırhlısı Gölcük'ten hareketle Varna önlerine gidiyor. Varna limanına geliyor, 101 pare top atışı. Limanda ne kadar bina, cam varsa hepsi iniyor aşağı şangır şungur. Ve bir zırhlı trenle Sofya'dan Varna'ya getiriliyor. Bulgar Başbakanı İsmet Paşa'yı bütün devlet ricaliyle, resmi törenle Yavuz zırhlısına kadar uğurluyor ve İsmet Paşa yurda dönüyor. Sevgili Ankaralılar, 1930'ların Türkiye'si ekonomik büyüklük olarak da, belki para olarak da 2017 Türkiye'sinden daha güçlü değildi. Ama 1930'ların Türkiye'si adam gibi adamlar tarafından yönetildi. Şimdi siz ülkenizi yönetirken aldığınız oyla her şeye kadir olduğunuzu sanarsanız bunun gerçekliği yoktur. Unutmamalıdır ki 1933'te %36 ile iktidar olan Hitler daha sonra %74 oy alabilmiştir. Mussolini keza. Saddam her seçimde %90 oy alıyordu. Kaddafi de öyle. Son seçiminde Hüsnü Mübarek %82 oy almıştı. Mesele devleti yönetirken emperyalistlere uşaklık mı edeceksiniz, milletinize hizmet mi edeceksiniz? Bu coğrafyada temel mesele budur. Şimdi şunu gösterebilirsek lütfen. Bu arkadaşlar Ege Denizi'nde bu beylerin, bu Recep Tayyip Erdoğan'ların, bu Ahmet Davutoğlu'ların, bu Binali, hadi onu saymayalım, bu arkadaşların yönettiklerini düşündükleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalamış olduğu Lozan Anlaşması'yla Türkiye'ye ait olan 18 ada ve 135 kayalık. 9 yıldır Yunan bayrağı dalgalanıyor. Yunanlar bu adalarda maden çıkarıyorlar ve o Yunan hükümeti bu adalarda askeri tahkimat yapıyor. Bunu da bu ülkeyi yönetenler seyrediyorlar. Tabii Yunan hükümetinin bu tasarrufunu Türk hükümeti ya da Türkiye'yi yönettiğini düşünen bu arkadaşlar seyredince Barzani denilen aşiret lideri de ki
bu vatandaşlar iktidara gelene kadar Silopi kaymakamıydı muhatabı. Silopi kaymakamıydı. Bak bu haritayı hava raporu diye sunuyor. 22 ilimiz Barzani haritasında gösteriliyor. Bu haritayı bu BOP haritasına uydurabilmek için, yani şu 22 ille Büyük Kürdistan'ı kurabilmek, sonra Ermenistan'ı kurabilmek, sonra Pontus'u kurabilmek, sonra Ege'de Yunan kurabilmek, sonra Trakya kurabilmek ve ortada da bir Tayyibistan yaratabilmek için bu kepazelik getirildi önümüze. Bu rezalet mi? Bu ahlaksızlık getirildi önümüze. Şimdi Esenyurt'un AKP'li belediye başkanı diyor ki 1923'te kanı sütü bozuklar darbe yaptı. Güzel. AKP'nin Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç da diyor ki 16 Nisan'dan sonra kapımızda hürriyet dileneceksiniz diyor. Diyor yani manyak falan ama diyor yani ne diyelim. Şimdi Barzani bu haritayı yapıyor. Yunanlılar 18 adamıza bayrak dikiyor. Bizim bu Türkiye'yi yönettiğini düşünen hükümetimiz ve atmaya başladı mı ey diye mangalda kül bırakmayan Cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan vatandaşımız Barzani denilen adamın Türk topraklarında gözü olduğu ve yakında bağımsızlık için referandum yapacağını söyleyen Barzani'nin bayrağını Türk bayrağıyla beraber getirip Ankara'da ve İstanbul'da göndere çekiyor, Kerkük'te göndere çektiriyor, Kobani'de PKK anıtı dikiliyor ve bu arkadaşlar bu ülkede hükümet ettiklerini zannediyorlar. Sonra da utanmadan bizden bu da yetmez, bize bir de başkanlık yetkisi ver, meclis yetkisi ver diyor. Bu millet arkadaşlar, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren sevgili yurttaşlarıma sesleniyorum. Eğer bu sizin kanınıza dokunmuyorsa hakikaten bence Esenyurt Belediye Başkanınıza gidin bir kan tahlili yaptırın kardeşim. Tamam mı? Şimdi bu arkadaşlar bu haritalara, o bayraklara ses çıkarmıyorlar. Ama bir kadıncağız bulmuşlar bakan. Gidiyor Rotterdam'da mahalle bekçisiyle kavga ediyor. İstanbul'a da bir afiş yapmışlar. 2017'nin Nene Hatun'u diyor. Ha, bu arkadaş. Tutun öyle. Bu şimdi Bulamaç Adası'na gitmiyor. Ege'deki adalara gitmiyor. Kerkük'e gitmiyor. Hani Recep Tayyip Erdoğan her balkon konuşmasında diyordu ya. Şam da bizim, bilmem ne de bizim, o da bizim, bu da bizim. O bizim de. Adalar gitti. Bak şimdi. Buradan arkadaşlar, bir de bunların bir Hayrettin Karaman'ı var. Bak o ne diyor? Öz medeniyeti ve kültürüne yabancılaşmış parçalar. Kimler? Hayırcılar. Tıpkı Hristiyanlara ve Yahudilere tahammül gösterip beraber yaşama müsaadesi verdikleri gibi, bu arkadaşa göre ki bu vatandaş, güya ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman, bunların da akıl hocası. Rüşvete fetva veren. Rüşvetin, evet, fetvasını veren, onun karşılığında da Ziraat Bankası'nın, hani şimdi Varlık Fonu'na devredildi ya, Varlık Fonu da yeni düğün umumiye ya, kapitülasyon falan veriyor ya bu arkadaşlar. Oradan Ziraat Bankası'nın 3 ayrı kuruluşundan danışman maaşı alan bu adam, şimdi benim gibi 20 yıl askeri üniforma giymiş, Kıbrıs Harekatı'nda 7 ay arazide yatmış, kıdemli binbaşı, tabip binbaşı Hüsnü Bozkurt da diyor ki, sen öz medeniyetine ve öz kültürüne yabancılaşmış parçasın. Aslında hakikaten doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bak şimdi, çünkü bunların öz medeniyeti ve öz kültürü ne? Bak bunların öz medeniyetini ve öz kültürünü size buradan okuyayım. Vahdettin. İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım.
Ümidim Allah'tan sonra ve Allah'la beraber İngiltere'ye bağlanmıştır. Bahrettin. Sadrazam Tevfik Paşa, İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti'nin kalan ülkesinin birliğinin ve İngiltere'ye bağlanmasının sağlanmasını arz ederim İngiltere Devleti peyimesinden. Vahdettin'in sadrazam bu adam. Sonra Nazır Rıza Tevfik, Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Kim temizleyecekmiş? Öz medeniyetleri, Avrupa medeniyeti. Kimi temizleyecek? Anadolu'daki Kuvayi Milliye'yi temizleyecek. Ali Kemal, Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim? Kars alındı. Demek ki işlemediğimiz bir hata o kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile intihar ettik. Ankara yaranı, yani kuvacılar, nihayet devletimizi bu alil duruma düşürdüler, muratlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal etti hainler. Bunu diyen adam Vahdettin'in İçişleri Bakanı, Dahiliye Nazırı. Şimdi bunların öz medeniyeti bu. Ha, bak arkadaş, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu haritaya sesiniz çıkmıyor ya 9 senedir. Bak şimdi bir Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesini okuyorum arkadaşlar, iyi dinleyin. Madde 302, devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliğine koymak, devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak fiilini işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir. Bunun temmizi memmizi de yoktur. Siz yargılanacaksınız. Siz yargılanacaksınız. Siz Ankara neyse, Edirne neyse, Hakkari neyse, Rize neyse, Siirt neyse, Konya neyse, Karaman neyse bu adalarda odur kardeşim. Vatan topraklarını değil mi ki yabancı bir devletin işgaline terk ettiniz? Siz ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaksınız. Siz kimsiniz be? Şimdi sevgili Ankaralılar, 16 Nisan 15 gün kaldı. Bugün 31 Mart. 15 gün sonra Yunan Ege adaları da yetmez. Gelip İzmir'e bayrak diksin mi, dikmesin mi oynayacak? Bakın çok ciddi ve çok çok ciddi bir şey söylüyorum. Çünkü bugün bu ülkeyi yönetenlerin emperyalistler karşısında bırakın Elif gibi dik durmayı, bırakın Elif gibi dik durmayı, soru işareti gibi kıvrım kıvrımdırlar. Tamam mı? Çünkü bu adamlar rehindir. Bakın, Amerika'daki zarrap davası devam ediyor. 17-25 Aralık dosyasını böyle televizyona çıkardıkları bir takım tetikçilerle yok kumpastı bilmem neydi falan filan diyorlar. O Halk Bankası'nın müdürü Süleyman Aslan isimli kişinin evindeki ayakkabı kutusundan çıkan 4 milyon doları dediler ki polis koydu. Sonra adama faiziyle iade ettiler. Buna son faizi. Bölümde değineceğiz. Son bölümde değineceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumakta acize düşmüş. Bu ülkenin çocuklarını ne amaçla gidildiği belli olmayan kıytırık bir çöl kasabasında şehit vermiş ve Doğu Güneydoğu'da -30-40 derecede PKK denilen ihanet çetesiyle bu memleketin insanları şu Ankara'da, İzmir'de, orada burada rahatça otursun diye şehit olan çocukların kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız eğer, özellikle AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza sesleniyorum, bu ihanet belgesine asla evet diyemezsiniz. Eğer buna bakın samimiyetle söylüyorum. Biga'da söyledim, Ankara'da da söylüyorum. Şu belgeye %5, %10, %15, hadi %20 bile evet çıksa, yemin ediyorum 100 yıl boyunca sadece bizim değil, bu ülkede doğacak bütün çocukların
sırtlarında bir utanç kamburu, alanlarında bir kalayka olacaktır. Tıpkı 1933 Mart'ında Hitler denilen manyağa o yetki yasasını verip dünyayı ve Almanya'yı kana bulayan, İkinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen Alman seçmenleri gibi, nasıl ki şimdi siz Nazisiniz deyince bütün Alman milleti ayağa kalkıyor, ne oluyor diye. Neden? İşte o 1933 utancından. Çünkü 1933'te Reichstag yangınından sonra Hitler'e o yetki yasasını veren Almanlar Hitler'in esiri oldular. O Hitler bütün dünyayı kana buladı. 60 milyon insan öldü. Almanlar hala o ibi taşıyorlar. Şimdi biz eğer bu yetkileri kim olursa olsun, ismi kim olursa olsun hiç önemli değil, bir kişiye verirsek, inanın bana 21. yüzyılın Hitler'ini yaratacağız. İnanın bana Türkiye'yi Sudan gibi, Irak gibi, Libya gibi bir muz cumhuriyetine döndüreceğiz. Mustafa Kemal'in o güzelim cumhuriyetine bunu yapmaya kimsenin hakkı olmamak gerekir. Onun için sevgili Ankaralılar, şu belgeye %1 bile evet çıkmamalıdır. Çok teşekkür ederim. Ben de Aykut'a katılıyorum. En az %60-65 hayır çıkacak ama o hayırları yükseltmeliyiz. Daha yükseğe çıkarmalıyız ve bir gün ileride olabilir canım. Bir halkın %20'si de yanılabilir. 2017'de Türk halkının da %20'si yanılmıştır diye bir sığınacak noktamız olsun. Teşekkür ederim. Şimdi hemen halkın avukatına sözü vereceğim. Ancak size Sözcü web sayfasından son haberleri okuyorum. Meral Akşener, Sayın Akşener bugün Leburgaz'da konuşmuş ve bazı kamu yetkilileri beni tehdit ediyorlar demiş. Ama ben bu tehditlere pabuç bırakacak bir insan değilim. Yurdu gezerek hayır demeye devam edeceğim şeklinde konuşmuş. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce, o da Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Şimdi konuştuğumuz konuya değinmiş, tek bayrak için evet diyorsunuz ama Barzani'nin bayrağını diken siz değil misiniz diye sormuş. Barzani bayrağı çok büyük bir meseledir. Ucu küresel haritalara, hesaplara dayanmaktadır. Ve Büyük Kürdistan projesinin artık hayata geçirilmesinin son aşamalarına gelindiğini göstermektedir. Bu konuda özellikle 1 Mart tezkeresiyle ilgili sizin ulaştığınız çok kozmik, bugüne kadar toplumun haberdar olmadığı bazı gerçekler var Sayın Murat Ergün. Onları hemen dile getirir misiniz? Çok seri gideceğim. Çok da vaktimiz yok herhalde. Şimdi önce reklamdan önce söylemek istediğim şu anayasa ve referandumla ilgili çok önemli bir başlık var. Kısaca ondan bahsedeyim size. Bizde anayasaya getirilmek istenen değişikliklerden en önemlilerden bir tanesi meclisi Aykut'un dediği gibi kolunu kanadını kırıp etkisizleştirme maddesi 93. madde. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kriz anında kendisi toplanabiliyor şu anki anayasamıza göre. Yeni getirilen anayasaya göre meclis tatildeyse, ki bu 1 Temmuz 1 Ekim arasıdır. Yeni getirilen teklife göre 1 Temmuz'la 1 Ekim arasında meclis tatildeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanamıyor. Bunu sadece Cumhurbaşkanı toplayabiliyor. Şöyle düşünün, 15 Temmuz darbesi olduğunda eğer bu anayasa geçmiş olsaydı Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanamıyordu. Sadece Cumhurbaşkanı gel derse geliyor. Bu meclisi ayaklar altına almaktır. Bırak meclisi güçlendirmek, tamamen gerçekleri saptırıyorlar. Tamamen yalan demek istemiyorum ama gerçek dışı bilgiler veriyorlar. Bu gerçek dışı bilgilerden bir tanesi de bu tezkereyle ilgilidir. Şimdi geçenlerde Berat Albayrak bir açıklama yapmış. Demiş ki biz tek adam olmadığı için tezkereleri geçiremedik. Bakın, tezkereleri geçiremedikleri tek bir örnek 1 Mart tezkeresidir. Bunun dışında yapamadıkları hiçbir şey yoktur. 1 Mart tezkeresi geçseydi ne olacaktı? Amerikan işgali altında olacaktık. Çok önemli bir konuda bir düzeltme yapalım. 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve o dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in dirayetli duruşlarıyla o tezkere geçmedikten sonra ikinci bir hamle yapılmış.
Yapılan ikinci hamle Sözcü Gazetesi'nde Ertuğrul Bey herhalde bir Yalçın Bayır yazmıştı. Meclisin toplantıya çağrılması gibi bir açıklamada bulunmuştu herhalde. Efendim onun işin başka bir boyutu var. 1 Mart tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildikten hemen ertesi gün dönemin hükümeti devreye giriyor. Ve dönemin hükümeti derhal Cumhurbaşkanı'ndan meclisi değil, Milli Güvenlik Kurulu toplayıp, Milli Güvenlik Kurulu'ndan tavsiye kararı çıkartıp, asker, Amerikan askerini istiyor, kararı çıkartmasını istiyor. Anlamadım. Şimdi askeri vesayete hep karşı duran Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, evet, o tezkere için askerin Vesayetini istiyor. Talepte bulun. Yani vesayetini mi istiyor? Evet. Askerin vesayeti varmış görüntüsünü istiyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkartılmasının anlamı budur. Asker, Amerikan askerini Diyarbakır'da istiyor diye karar çıkartın diyor. Zaten dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök de en büyük sevdalılarından zaten bu 1 Mart tezkeresini destekliyor. Bu önemli bir bilgi. Bu çok önemli şimdi. Burası çok önemli. Bence Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu konu doğru mu değil mi millete açıklamalı. Evet. Yani öyle sessiz kalınarak şimdi bakın, olmaz. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Ama Murat Ergün doğru olduğuna inanmadığı hiçbir bilgiyi, belgeyi paylaşmaz. Evet. Bu tarihi gerçekle de Türkiye bu akşam ilk defa yüzleşiyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun meclise Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden geçmesi ve bir büyük Amerikan askeri topluluğunun, evet, 45 bin kişi, evet, Türkiye'de yerleşmesine izin verilmesini mi istiyor? 75 bin askerden 40 bini Türkiye'de, 35 bini Kuzey Irak'ta olmak üzere Amerikan askerinin Türkiye'ye gelmesi için MGK'dan karar çıkartılmasını talep ediyorlar. Bir ekleme yapayım, devam et. Daha doğrusu istek, tavsiye karar çıkartılmasını istiyorlar. Sayın Çünkü Dündar, meclis reddetmiş. Peki sayın... Askerler bunu vermediği için 4 Temmuz 2003'te kafalarına çuval geçirildi. Çuvaldan sonra ne oldu? Bu nedenle geçirildi. Çuvaldan sonra önce nota veriyor musunuz dediler dönemin iktidarına. Ne dediler? Müzik notası mı dediler? Evet. Senin askerin başına çuval geçirilmiş. Ne müzik notası? Ve daha sonra Musul ve Kerkük'te bir göç hareketiyle demografik yapı değiştirildi ve Türkmenler, evet, çok düşük bir orana indirilerek bir referandumda oranın bir Kürt şehri olduğunun tescil edilmesine yönelik intikam operasyonu sadece yapıldı. Sadece demografik yapıyı değiştirmediler. Tapu dairelerini yaktılar. Nüfus idarelerini yaktılar. Geçmişe dönük bütün devlet daireleri kayıtlarını yaktılar. Hiçbir şey ispatlanamasın diye. Hafızayı sıfırladılar. Bakın Kerkük Türkmen şehri kalsa oradaki mesele Büyük Kürdistan değil. Emperyalizm Kürdistan, Mürdistan'a yedirmez oraları. Bütün hedef Büyük İsrail'dir. Büyük İsrail projesinin de başında Barzani'nin destek olmasının sebebi biliyorsunuz Kürdistan meselesine en büyük destekçisi de İsrail'dir. Tamam. Şimdi bunu dönüşte konuşacağız. Şu anda yine reklama girmemiz gerekiyor. Dönüşte konuşacağız. Söz sizden başlayacağız. Oradan başlayalım. Evet, sizden başlayacağız. Sevgili seyirciler, çok önemli konular var. İlk kez kamuoyunun haberdar olduğu bazı gerçekler dile getiriliyor. Bundan sonra da aynı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Ankara Yeni Mahalle'deki Halk Arenası 3. bölümüyle reklamlardan hemen sonra ekrana gelecek.